Bugün sizlere yine besleyici yeşil mercimek köftesi yapacağım. Anadolu'da çok yaygın yapılan yeşil mercimek köftesi. Bunun için bir de kırmızı var galiba. Tabii kırmızı mercimekten de yapılıyor. Bat yapılıyor, batırık yapılıyor, kısır yapılıyor. Bu bulgurun tüketim şekilleri oluyor yani düğünü. Şimdi yeşil mercimek köftesinin malzemeleri. Tezgahın üzerinde mercimek ve bulgur görüyorum. Evet. Onu nasıl yaptınız? İşlemlerini anlatabilir misiniz bize? İşlemlerini anlatayım. Ben 2 ölçü mercimek, 2 su bardağı mercimek, 2 su bardağı düğü. Yeşil mercimek. Yeşil mercimek koydum. Önce düğü dediğimiz? Yani şey, köftelik budur. Bizim Seydişehir'de düğü derler. Hı-hı. Başka yörelerde simit derler, düğürcük derler. Yani bir sürü ismi var. Köftelik, yani çiğ köftelik bulgur. Bulgurun, normal bulgurdan düğünün farkı nedir? Daha ince olur. Daha yani bulguru elersiniz, altına kalan o küçük şeyler, o batırık yaparken, çiğ köfte yaparken yoğrulsun, kolay olsun diye. Bulgur iridir, düğü küçüktür. Bir de bu düğünün daha küçüğü, kalbur altı dedikleri vardır, elek altı derler. Ondan da tatlı falan yaparız yani tarhana. Bakınız kitap, bunları da biraz kitaba bıraksanız Hülya Hanım. Olsun, bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşacağız da kitapta da biraz bir olsun, şey kalsın. Olsun. Kitaba ulaşamayan üyelerim de öğrensin bunu. Şimdi yeşil mercimeğimi yıkadım, ocağa koydum. Haşladım. Yalnız burada haşlarken size bir püf noktası veriyorum. Fındık büyüklüğünde tereyağı attım suyuna. Bu suyu, tereyağı suyunu karartmıyor. Ve haşlamış olduğum suda çözülen bütün vitaminler tekrar o suyun içinde kalıyor. Berrak bir su oluyor suyu. Bu piştikten sonra baktım yumuşamış. Piştikten sonra suyunu kontrol ettim. Suyu biraz az geldi. Bir bardak daha kaynar su koydum mercimeğin üstüne, altını kapattım. Bu diğer taraftaki 2 bardak düğümü de bu kaynar, ocaktan yeni inmiş olan mercimeğin içine koydum ve karıştırdım. Ağzını kapattım. Bir 15-20 dakikadır bu burada bekliyordu. Şişti, düğüm içinde kabardı. Bu arada bu bulgur burada kabarmaya başlarken ben 3 orta boy soğanımı ince ince yemeklik doğradım. Yarım çay bardağı zeytinyağı da kavurdum. Evet, zeytinyağınız. Ondan sonra içine 1 yemek kaşığı acı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası koydum. Kavurma işlerimi bitirdim. Yarım demet maydanoz, 5-6 tane yeşil soğan, 1 çorba kaşığı dolusu kuru nane, 1,5 çay kaşığı kimyon, 1 kaşık karabiber, 1 kahve kaşığı dolusu sumak, 1 çay bardağına yakın zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzumuz var. Şimdi yapılış aşamasına geçelim. Kavurmuş olduğum salçalı soğanımı sos oluyor. Buna lezzet veren bu. Şimdi bunun pratik örtüsü hanımlar, boşa gitmemesi için biz annelerimizden böyle öğrendik. Fakat sıcak daha. Şimdi bunu karıştırıyoruz ama tabii bulgur sıcak, soğan sıcak biraz zor oluyor ama sıcak sıcak birbirlerine lezzeti geçsin diye özellikle havalandırarak yoğurum. Bizi. Nane çok güzel oldu bunda. Kimyon, karabiberimizi. Salça çok 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 acı olduğu için. Biber salça ve dikili de o. Evet. Hani hastaneye gittiğimiz. Evet hatırlıyorum. Sumakımız. Zeytinyağı. Zeytinyağı nasıl? Nasıl? Yani tadına baktın mı? İstiyor mu? Ha anladım. Yok şimdi, iyi. Işıl'cığım sen bana nar ekşisini verebilir misin? Soğanla yeşil soğanımızı. Şu an hem kameraya bakıyorum. Sen dur diyebilirsin hani. Dökeyim mi? Tamam. Yöresel olarak bu yeşil mercimek köftesi yanında bol piyaz maydanozlu ve bol sumaklı nar ekşili piyaz da ikram ediliyor ve çok nefis oluyor. Sıkma işine geçebiliriz Işıl Hanım.
bitti. Tuz eklemedik çünkü salçada tuz salçamızın, var. Salçamızın, evet. Diğer şu şeyleri eklemeyecek miyiz? Neleri? Maydanoz. Onun üstüne. Olmaz mı? Tamam. Ya her tarafım yanıyor. Allah. Sosun şeyini yanında ikram edin. Bize neyi hazırlıyorsunuz? Işıl Hanım. Efendim. Bu yeşil mercimek köftesinin yanında sumaklı soğan ikram ediliyor. Nar ekşili veya erik ekşili. Bize arkadaşımız Gemlik'te böyle ikram etmişti. Hakikaten çok değişik gelmişti. Evet. Üç tane soğanımızı böyle halka halka ince ince doğradıktan sonra tuz döküyorum. Ve elimle soğanı öldürüyorum. Çorba kaşığı sumağımızı halkaladığımız, tuzla halkaladığımız soğanın üstüne koyduktan sonra karıştırıyoruz. Ve içine maydanozumuzu, zeytinyağı. Evet, zeytinyağı ve nar ekşisi veya erik ekşisi ne varsa evde. Hemen nar ekşisini uzatabilirim. Dökeyim mi? Evet. Yine kameraya... Oh. Ver, ben dökeyim eğer sana sonra gelecekse. Yok, dökeyim daha. Dök, sulu olacak bu. Ha, zeytinyağı da. Hı-hı. Tamam mıdır? Tamam. Ha, tamam, o çevirirsem. Tamam. Hı-hı. Ve servis tabağımıza şuradan bir maşa alacağım. Bu ekşili söğüş domates soğanımızı da yanına koydum. Servise hazır. Afiyet olsun.